Herkese merhaba sevgili teknoloji oku takipçileri. Bugün sizlerle beraber Samsung'un Galaxy S23 modelini inceleyeceğiz. Bildiğiniz üzere 1 Şubat tarihinde gerçekleşen etkinlikte Samsung tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Galaxy S23 serisini kullanıcıların beğenisine sundu. Her yıl olduğu gibi bu yılda seriye ait 3 model tanıtıldı. Galaxy S23, S23 Plus ve S23 Ultra olarak. 1 Şubat tarihinde bu modellerin ön incelemesinde de bulunmuştuk. Hatta buradaki bağlantıdan o videoya da ulaşabilirsiniz. Dilerseniz Galaxy S23 modelinin tasarım ayrıntılarıyla başlayalım. Cihazın ilk olarak tasarım ayrıntılarını incelediğimizde serinin önceki modellerinden farklı bir tasarım karşımıza çıkıyor. Genel olarak şekline baktığımızda yine oval tasarımın devam ettiğini ama arka tarafta S22 serisinde yer alan kamera yuvasının yok olduğunu görüyoruz. Yani normalde S22 modeline baktığımız zaman bu kameralar için ayrı bir çıkıntı yer alıyordu. Bu da kılıfı taktığımız zaman tam olarak kameralarla arka tarafın sıfırlanmasına yarıyordu. Fakat elimizde tuttuğumuz S23 modelinde bu kamera çıkıntılarının ayrı ayrı yer aldığını görmekteyiz. Çıkıntı olarak da herhangi bir artış söz konusu değil ama yine de kılıf almadığınız takdirde masaya koyduğunuzda bir sallantı yapıyor. Yani kameralar daha çıkıntılı olduğu için masanın üstüne koyup kullanmakta zorluk yaşayabilirsiniz. Bu yüzden bir kılıf almanızı tavsiye ederim. Hatta ben yakın zamanda Samsung'un şubesine giderek S23 için üretilen kılıflara baktığımda direkt arka taraftaki kamera çıkıntısını yok eden kılıflar yer alıyordu. Onları da gayet beğendiğimi söyleyeyim. Tasarım ayrıntılarıyla devam edelim. Cihazın ekranını açtığımız zaman ön panelinde gayet ince çerçeveler yer alıyor. Özellikle alt tarafta çene bölgesi dediğimiz alt çerçevenin ince olması bir hayli hoş olmuş. Kamera tarafına baktığımızda ise delikli ekran tasarımı karşımıza çıkıyor. Tıpkı serinin önceki modellerinde olduğu gibi. Ve bu kameranın da gayet küçük olduğunu ve kullanımda herhangi bir sorun yaşatmadığını ve bize tam ekran hissiyatını verdiğini söyleyebiliriz. Cihazın sağ tarafına baktığımız zaman kilit tuşu, ses kısma ve açma tuşu yer alıyor. Alt tarafında hoparlörün mikrofonu, sim tepsisi ve Type-C girişi bulunuyor. Sol tarafında hiçbir şey yok. Üst tarafına baktığımızda ise ekstradan gürültü engelleyici mikrofonunun yer aldığını belirtelim. Genel olarak tasarım ayrıntılarını değerlendirdiğimizde ele oturan bir yapıya sahip olduğu için ben kendimce bunu avantajlı olarak değerlendiriyorum. Çünkü son zamanlarda kullandığım telefonlar hep 6.7 inç ve 6.8 inç arasındaydı. Ve artık büyük ekranlı telefon kullanmaktan yorulmuştum. Ve tek elle de kullanabileceğim amiral gemisi bir model arıyordum. 10 günlük kullanım deneyimim boyunca aslında bu küçük ekran olarak anılan düz S23 modelinin o kadar da küçük bir ekrana sahip olmadığını ve çok da tatmin edici bir performans gösterdiğini söyleyebilirim. Tabii ki bunu deneyim kısmında anlatacağız. Dilerseniz teknik özelliklerle devam edin. Evet, ilk olarak Galaxy S23 modelinin ekran özelliklerinden başlayalım. Ekran tarafında 120 Hz tazeleme oranına sahip 1200 nitslik bir dinamik AMOLED panel yer alıyor. Bu modelin 6.1 inç boyutunda olduğunu ve %86.8'lik bir ekran gövde oranına sahip olduğunu belirtelim. Çözünürlük tarafında 1080x2340 piksellik bir çözünürlüğe sahip olan model, 425 ppi'lik bir piksel yoğunluğuna sahip. Koruma teknolojisinde ise Corning Gorilla Glass Victus 2 yer alıyor. Evet, ekran değerlerine baktık. Şimdi gelelim Galaxy S23 modelinin teknik özelliklerine. Şu anda ekranda bir tablo görüyorsunuz. Samsung Galaxy S23 modeli 6.1 inçlik dinamik AMOLED bir ekranla geliyor. Bu ekran 120 Hz tazeleme oranına sahip. İşlemci tarafında ise özel olarak geliştirilmiş 4 nanometre üretim sürecinden geçen Snapdragon 8 Gen 2 Yonga seti yer alıyor. RAM tarafında 8 GB'lık bir RAM seçeneğiyle gelen model, depolamada ise 128, 256 ve 512 olmak üzere 3 farklı depolama seçeneğiyle geldiğini belirtelim. Ana kamera tarafında 50, 10, 12 olmak üzere üçlü kamera kurulumu yer alırken ön tarafta ise 12 megapiksellik bir selfie kamerası yer alıyor. 3900 mAh'lik bir pile sahip olan model 25 Watt'lık hızlı şarj desteği sayesinde 30 dakikada şarj olmayı amaçlıyor. Evet arkadaşlar, teknik özelliklerden de bahsettik. Şimdi gelelim kullanıcı deneyimi. Az önce de bahsettiğim gibi yaklaşık 10 gündür bir kullanıcı deneyimim oldu ve bu kullanıcı deneyiminde benim farkına vardığım en büyük özellik veya en büyük fark aslında pek de 6.7 veya 6.8 inçlik büyük bir ekrandan küçük ekranlı bir telefona geçmenin çok da bir farkı görünmüyor. Yani ilk elinize aldığınızda tabii ki ekran küçükmüş diyorsunuz ama tek elle kullanılabilirlik tarafında bize sunduğu avantajlar ekranı sanki normal bir telefon boyutundaymış gibi hissettiriyor. Eğer daha büyük bir ekrana alışıksanız 6.1 inçin de gayet tatmin edici olduğunu söyleyebilirim ki işe giderken yolda dizi izleyen bir insanım ve büyük ekranlı telefonla bundan daha çok haz alıyordum.
Ama 6.1 inçlik bir panelde de yüksek çözünürlüğü sayesinde gayet tatmin eden bir performansa sahip olduğunu söyleyebilirim. Şimdi gelelim işlemci tarafına. Şu anda elimdeki telefon Android'in en güçlü işlemcisine sahip. Çünkü Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 yongasının özelleştirilmiş ve hız aşırtmalı versiyonu bu seride kullanılıyor. Yani şu anda piyasaya sürülen ve 8 Gen 2 yonga setine sahip tüm telefonlar S23 serisinden daha yavaş. Çünkü Qualcomm ve Samsung anlaşmasıyla birlikte Galaxy S23 serisinin tüm modellerinde hız aşırtma uygulanmış 8 Gen 2 işlemcileri kullanılacak. Yani şu anda Android'in en güçlü işlemcisinin Galaxy S23 modellerinde olduğunu söyleyebiliriz. Bu noktada da zaten performans kısmında tatmin edici olduğunu görüyoruz. Ki baktığımız zaman oyun tarafında hiçbir şekilde donma ve kasma yapmıyor. Oynadığımız tüm oyunları en yüksek çözünürlükte oynuyoruz ve buna rağmen herhangi bir sorun yaşamadan oyun performansımızın maksimum derecede olduğunu söyleyebiliriz. Şu olsaydı daha iyi olurdu dediğim var mı? Belki 8 GB'dan daha da üste çıkılabilirdi. O da önümüzdeki yıl çıkacak oyunlar veya donanımı zorlayacak uygulamalar için geçerli. Çünkü şu anda 8 GB RAM'in bile bu arayüz ve bu Android sisteminde bu işlemciyle beraber gayet tatmin edici bir performansa sahip olduğunu ve herhangi bir donma ve kasmaya yol açmadığını söyleyebiliriz. Evet, şimdi geldik Galaxy S23 modelinin kamera özelliklerine. 50 megapiksellik f1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera ile gelen modelin ikinci kamerasında ise 10 megapiksellik bir telefoto kamerası yer alıyor. Bu kameranın da f2.4 diyafram aralığına sahip olduğunu belirtelim. Üçüncü kamerada ise 120 derecelik 12 megapiksellik bir geniş açılı kamera yer alıyor. 4K 60fps ve 8K 30fps bir çekim yaptığında belirtelim. Ön kamerada ise f2.2 diyafram açıklığına sahip 12 megapiksellik bir kamera yer alıyor. Serinin önceki modelinde olduğu gibi bu modelde de ön kamerada 4K 60fps çekim yapmak mümkün. Tabii ki de kağıt üzerindeki verilerle hemen bir yorum yapmayalım. İsterseniz Galaxy S23 modeliyle çektiğimiz hem düşük ışık hem de yüksek ışıktaki fotoğraf ve videoları sizlerle beraber değerlendirelim. Daha sonrasında incelememize devam edeceğiz. Evet, şu anda Samsung şöyle bir ters ışığa geçelim. Ters ışık da bu şekilde. Düz ışıkta da aynı bu şekilde olduğunu söyleyebiliriz. 4K 60fps çekim yaptığını söylemiştik. Sizce ön kamera performansı nasıl? Şu anda Galaxy yapabiliyor. Performans bu şekilde. Peki siz nasıl buldunuz Galaxy S23'ün arka kamera performansını? 1080p'de çekim yaparken ise çekim esnasında geniş açılı kameraya geçiş yapılabiliyor otomatik olarak. Şu anda geniş açılı lense geçtim. Ve şu anda da normal kameradayım. Tekrardan geçişimizi yapalım. Yani arada hiçbir takılma olmadan iki lens arasında hızlıca geçiş yapabiliyor. Evet, fotoğraf ve videolar bu şekildeydi. Siz nasıl buldunuz? Benim genel olarak değerlendirmem şu şekilde.
İlk önce çekerken sanki çok karanlık bir fotoğraf olacakmış gibi duruyor. Fakat daha sonrasında yapay zekanın iyileştirmesiyle düşük ışık fotoğraf performansının tatmin edici olduğunu söyleyebilirim. Yüksek ışıkta zaten yapay zekanın katkısı tartışılmaz. Özellikle renklerin doğruluğu konusunda Samsung'un bu konuda iyi bir iş çıkardığını söyleyebiliriz. Bununla beraber 4K 60 FPS video çekim performansını zaten serinin önceki modellerinde de başarısından sıkça söz ediyorduk. Bu modelde de yine aynı başarıyı sürdürmüş Samsung Galaxy S23 serisinde. Evet, Samsung Galaxy S23 modelinin geldik fiyatına. Şu anda 26.000 TL'lik bir fiyat etiketi var. Ön sipariş özel bir kampanya mevcuttu. Galaxy Watch 5 yanında hediyeydi. Fakat bu zamanla stoğu tükenmiş olabilir. Yani incelemeyi çektiğimiz tarihte 26.000 TL'lik bir fiyat etiketi mevcut. Zamanla artabilir, azalabilir. Bu yüzden Samsung'un web sitesinden bu fiyatları takip edebilirsiniz. Bu fiyata Samsung Galaxy S23 alınır mı veya bir amiral gemisi telefon yer alır mı? Dilerseniz bunu tartışalım. Şu anda herhangi bir markanın da amiral gemisi akıllı telefonunun yine benzer fiyat etiketleriyle karşımıza çıktığını biliyoruz. Bu yüzden baktığımızda aslında pek de pahalı bir fiyat sunmuyor Samsung bize. Yani bu fiyat artışının, bu pahalılığın aslında sebebi Samsung değil. Yani şu anda Apple, Huawei gibi markaların da amiral gemisi modellerine baktığımızda yine benzer bir fiyat etiketi karşımıza çıkıyor ki Samsung burada Watch 5 hediyesiyle ekstradan sunduklarıyla biraz daha uygun bir fiyattan sunmayı amaçlıyor. Bu yüzden eğer amiral gemisi bir telefon alma gibi bir ihtiyacınız varsa ve fiyat skalanızda 20.000'in üstündeyse bu modeli de yine tercih edebilir ve değerlendirebilirsiniz. Önümüzdeki günlerde Galaxy S23 ile Galaxy S22'nin karşılaştırmasını yapacağız. Yani aradaki fiyat farkına değecek bir fark var mı? S23 mü, S22 mi tercih etmeliyim diye düşünüyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın ki videoyu attığımızda ilk sizin haberiniz olsun. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Bizleri de sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.